Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Scratch ile balık hava oyunu yapacağız. İlk önce oyunumuzu bir çalıştıralım ve çalışma mantığını anlayalım. Yeşil bayrağı tıkladığımızda oyunumuz başlıyor ve süremiz artmaya başlıyor. Bu esnada Space tuşuna yani boşluk tuşuna basarsak oltamız Y koordinat sisteminde hareket ediyor. Ve balıklarımıza değdiğinde o balığın kılına geçerek yani o balığın avlandığı kılığa geçerek yukarı doğru tekrardan hareket ediyor. Toplamda 60 saniyemiz bulunmakta. Bu 60 saniye içerisinde en fazla balığı yakalamaya çalışıyoruz. Şimdi oyunumuzu durduralım ve kodlarımıza bir bakalım. Şimdi ilk önce kodlarımızı buradan silerek tekrardan beraber yazalım. Şimdi balığımızdan yani sarı balığımızdan başlayarak kodlarımızı yazmaya başlayalım. İlk önce balığımız bir gif olduğu için bu hareket efektini vermemiz gerekiyor. Diziler altından olaylara gelerek tıklandığında seçeneğiyle başlıyoruz. Tıklandığında sürekli olarak kılık değiştirecek. Sürekli tekrarla ve içerisinde sonraki kılık dediğimizde balımız kendi kılıkları içerisinde sürekli kılık değiştiriyor. Ve hareketli bir efekt sağlıyor. Şimdi balımızın diğer hareketlerine geçelim olaylar altından tıklandığında diyerek ve yine kontrol yapılar altından sürekli tekrarlayıp buraya bırakıyorum. Şimdi balığımız gerekli işlemleri artı 250 artı 250 ve eksi 250 konumları içerisinde bulunduğu süreçte gerçekleştirecek. Bunu da eğer ise seçeneğinden yapıyorum eğer ise ve değil ise seçeneğini buraya ekliyorum. İki tane değişkeni birden kontrol edeceği için V yapısını kullanmayı gerekiyor. Yani artı 250'den küçük ve eksi 250'den büyük olduğunda şu işlemlerini yap gibi. Şimdi işlemlerden V değerini buraya atıyorum. Küçüktür ve büyüktür değerlerini de buraya bırakıyorum. Şimdi balamızın x konumu küçükse 250'den ve x konumu büyükse eksi 250'den yazacağımız kodları gerçekleştirecek. Bu değerler arasında balamız hareket edecek. Bunu da yine adım olarak yapıyoruz. Her balamız sağ köşeden başladığında Farklı hızda hareket etmesini istiyorum. Bu yüzden işlemlerden arasında bir sayı tut seçeneğini bırakıyorum. Balığımız eksi yöne doğru hareket edeceği için hızını da buradan eksi bir değer vermem gerekiyor. Eksi 1 ile eksi 5 arasında bir değer. Eğer balığımız bu konu belirttiğimiz konumlarda değilse gizlenmesini istiyoruz. Daha sonra bir saniye bekleyerek bu saniye olayını kontrol altından yapıyorum. Bir saniye bekleyerek başlangıç noktasına gidecek. Başlangıç noktamız ise 250'den küçük bir değer olması gerekiyor. 245'lere de bir değer verebilirim. Yani x konumu 245. Y konumu ise yukarıda veya aşağıda rastgele başlayacağı için bunu da yine işlemler altından sayı tut. Seçenenden yapacağım. Bu bir sayıları belirlememiz için kırmızı üst tarafta kırmızıya değmeyecek şekilde bir konum vereceğiz. Yani 100 olabilir. Altta ise istediğimiz her konum ayarlayabiliriz. Buradan biz eksi 130 ile artı 100 olarak ayarlayalım. Yani y koordinatında bu aralıkta herhangi bir yerden başlayabilir başladığında gizli olan kuklamız tekrardan görünür hale gelecek. Bunu bir deneyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi balımız yüzme efekti ile birlikte sağ kenardan başlayıp belirttiğimiz sayılarda sol kenarda kayboluyor. Ve bu işlemi oyun boyunca sürekli yapıyor. Şimdi oltamızın ucundaki kırmızı simgeye değdiğinde puanımızı bir arttırıp balığımızı kaybedeceğiz. Ve daha sonra tekrardan balamız sağ köşeden başlayacak. Burada yine bir koşul belirttiğim için eğer ise seçeneğini kullanıyorum. Eğer balığımız kırmızı renge değerse kırmızı renge değdi mi puanımız bir artacak. Buradan puanı bir arttır diyorum. Daha sonra balığı avladığımız için oltamızın ucundaki simgeye bu balığı eklememiz gerekiyor. Yani oltamızın kılınını değiştirmemiz gerekiyor. Bunu da balık kuklası içinde yapamayacağım için buradan bir haber göndererek olta kuklası içerisinde bu haberi almam gerekiyor. Şimdi bir haber gönderelim buradan. Olaylardan haberini sal seçeneğini buraya ekliyorum bir haber oluşturalım. Av 1 diyoruz. Yani av 1 haberini aldığında oltamız turuncu balığın yakalandığı kılığa geçecek. Daha sonra balığımız yakalandığı için bunu gizliyoruz. Ve bir saniye bekleyerek tekrardan sağ köşeden başlatacağız. Bir saniye bekle diyerek tekrardan aynı kod geçerli olduğu için kopyalıyorum arkadaşlar. 130'a 100 aralığında başlayıp görünür halde devam edecek. Bunu da bir deneyelim arkadaşlar. Yeşil bayrağı tıklıyorum. Ve balamızı hareket ettiriyoruz. Şimdi kırmızı çizgiye değdiğinde ise puan alıyor mu bir bakalım. Gördüğünüz gibi puanımızı bir arttırdı. Bir tane daha arttırıyor. Yani her kırmızıya değdiğinde puanımız artıyor. Bu balık için gerekli kodları yazdık arkadaşlar. Şimdi ikinci balığımızı kodlarını yazalım. Bunu da tek tek yazmaktansa kopyala yapıştırla yapabilirim. Ya da sürükleme işlemi için. Buradan kodumuzu sürükleyerek diğer balığımızın üzerine bıraktığımızda kodlarımız bu balık içinde geçerli oluyor. Tabi balıklarımızın yönü farklı olduğu için ve salacağı haber de farklı olduğu için burada belli değişiklikler yapacağız. Yine balamız sürekli kılık değiştirecek. Ve yeşil bayrak tıklandığında 250 ve eksi 250 konumları arasında aynı işlemi yapacak. Bu sefer sol tarafa doğru değil de sağ tarafa doğru hareket edeceği için sarı balığımız buradaki negatif değerleri pozitif yapmamız gerekiyor. 1 ile 5 arasında bir hız ile ilerle. 245 konumundan değil eksi 245 konumundan başta yapıyoruz. Y yes sistem fark etmiyor yine yukarıda veya aşağıda başlayacağı için aynı şekilde kalabiliyor. Puanımızı bir arttırıyoruz bu sefer ikinci avımız için av 2 d bir haber salıyoruz. Buradan da yine x koordinatımızı eksi 245 olarak ayarlıyoruz. Bunu da bir deneyelim. Şimdi iki balığımız da hareket halinde. Bir de salı balığımız bakalım. Sarı balığımız da yine bize puan kazandırarak tekrardan başlangıçtan başlıyor. Balıklarımızla ilgili kodlarımız bu kadar. Şimdi oltayla ilgili kodumuza geçelim. Burada da oltamız boşluk tuşuna basınca aşağıya doğru hareket edeceği için olaylar altından boşluk tuşuna basılınca seçeneğini buraya bırakıyorum. Ve oltamız Y koordinatında hareket edeceği için bunun bir koordinatına bakalım. Şu an 300'de aşağıya doğru hareket edecek. Bunu da istediğimiz gibi yazabiliriz. Örneğin buralarda bırakabiliriz. Şimdi bunu da hareket altından oltamızın hareketini görmek istediğimiz için süzül seçeneğini burada bırakacağım. Oltamız X koordinatına 108'den 5'e kadar y koordinatı 5'e kadar süzülecek. Ve 1 saniye bekleyerek bunu çok yüksek yapmamız için 0.1 olarak ayarlayabiliriz. Yani çok uzun süre beklemesin ortamız. Tekrardan eski konumuna süzülmesini istiyoruz. Bu da ilk başlangıçtaki konumu. Yine 108. X koordinat sisteminde değişmiyor. Y'yi de 300 olarak ayarlıyoruz. Yani her space'e başladığımızda oltamız aşağı doğru hareket ediyor. Ve geri eski konumuna geliyor. Burada gördüğünüz gibi balıkları yakalıyoruz. Yani puan kazanıyoruz ama oltamızın kılığı değişmiyor. Şimdi bu kılık değiştirme olayını yapalım. Bunu da olaylar altından haberi gelince seçeneğinden yapacağım. İki tane balığımız vardı. Bir tanesi av 1 deyince bir tanesi av 2 deyince kılık değiştirecektim. Şimdi av 1 deyince yani av 1 haberi gelince görünümden kılığına geç. Seçeneğini kullanacağım. Burada kılıklarımıza bir bakalım. Sarı balık kılık 2, turuncu balık kılık 3 olarak ayarlanıyor. Yani bizim av bir haberi turuncu balığın içinde gerçekleştiği için kılık 3'ü buraya ekledim. Ve balığımız avladıktan sonra başlangıç konumunu geri hareket etmesini istiyoruz. Bunda yine süzül işlemi gerçekleştiriyoruz. Yine 105'e pardon bu 108'di. Yani X'lerin hepsi aynı olması gerekiyor. 108'e 300 konumuna tekrardan geri dönecek. Ve başlangıç kılığına geçecek. Bu da kılık 1. Yani avladığımızda kılık 3'e geçiyor. Baştan konumuna geldiğinde ise tekrardan kılık 1'e geçiyor. Şimdi bunu kopyalayarak av 2 için yapalım. Av 2'de ise bu sefer kılık 2'ye geçecek. Yani sarı balık avlandığını gösterecek. Diğer işlemler aynı. Bunu bir daha deneyelim. Şu an turuncu balığı yakaladığımda kılım turuncu olarak değişti. Bir de sarı balık üzerinde deneyelim. Sarı balığı yakaladığımda ise kılımız sarı olarak değişiyor. Şimdi sahne dekorumuza geçerek süreyle ilgili işlemlerimizi ve başlangıç değerlerini burada ayarlayalım. Olaylardan yeşil bayrak tıklandığında diyerek süremizi ve puanımızı ilk başta sıfır olarak ayarlayacağız. Bunu veri üzerinden süre sıfır olsun ve puan sıfır olsun diyerek başlıyoruz. Tıklayalım. Gördüğünüz gibi yeşil bayrak basıldığında puan ve süremiz sıfır olarak ayarlandı. Şimdi oyunumuz 60 saniye süreceği için 60 saniye olana kadar kodlarımız çalışsın. Bu 60 saniye dolduğunda oyunumuz dursun olarak ayarlayacağız. Yine 60 saniye için burada kontrol yapıları altından olana kadar bekle diyeceğiz. Yani 60 saniye olana kadar bekleyecek ve 60 saniye olduğunda oyunu durduracak. Burada bir eşitlik kullanmamız gerekiyor. Yani süreyi veri süre eşittir 60 olana kadar bekleyecek ve daha sonra hepsini buradan durduracak. Şimdi bu artış işlemini gerçekleştirmek için de yine tıklanınca seçenekleri buraya atıyorum ve 60 defa tekrarla seçeceğim. Yani 1 dakika 60 saniye oluştuğu için 60 defa bunu tekrarlayacak. Bu 60 tekrarlama sürecinde her tekrarlayışta işte süremizi bir arttıracak. Ve 1 saniye bekleyecek. Gerçek zamanlama olsun diye 1 saniye olarak ayarlıyoruz. Şimdi oyunumuza bir bakalım arkadaşlar. Yeşil bayrağı tıklıyoruz. Süremiz artıyor. Ve yakaladığımız bayrakların da kılığına geçerek balıklarımızı avlıyoruz. Gördüğünüz gibi hangi balığı yakalarsam oltamız o balığın yakalandığı kılığa geçiyor. Ve bir dakika içerisinde oyunumuz sona erecek. Bu bir dakika esnasında ne kadar balık yakalayabilirsek o kadar iyi oyun çıkarmış oluyoruz. Bakalım biz ne kadar yakalayabileceğiz bir dakika içerisinde. Gördüğünüz gibi kırmızı rengin herhangi bir yerine değdiğinde balığımızı yakalamış oluyoruz. 10 saniyemiz kaldı arkadaşlar. 10 saniye içerisinde oyunumuz bitecek. Şu an hala 14 balık yakalamış durumdayız. Gördüğünüz gibi 60 saniye doldu ve oyunumuz durdu. Biz 15 tane balık yakaladık. Şimdi balıklarımızın sayısını arttırabiliriz. Bu da bizde 60 saniyenin için daha fazla balık yakalama imkanı sunar. Bu sayı artırmayı ise kuklalarımızı sağ tıklayarak kopyasını çıkart diyoruz. Gördüğünüz gibi artık ekranda 4 tane balığımız var. Bu sayıyı aynı şekilde kopyala yapıştır ile yapabilirsiniz. Bu kopyalama esnasında balıkların arka planda çalışan kodlar da kopyalandığı için tekrardan kod yazma gereksinimi duymazsınız. Bunları bir daha deneyelim. Gördüğünüz gibi kopyaladığımız balıklar da aynı şekilde hareket ediyor. Ve diğer konumda rastgele olarak başlıyor. Ve hızları da birbirinden farklı. Bu oyunu tekrardan kendiniz yaparak Scratch'ı daha iyi öğrenebilirsiniz. Ve artık hazır oyunlar değil kendi yaptığınız oyunları oynayabilirsiniz. İyi çalışmalar arkadaşlar.